Senden ne olur filmi? Arasındayız. Neler söyleyeceksiniz acaba? Ya neler söyleyeceğim? Şu an çok heyecanlıyım ben. Bir de gelip gelemeyeceğim belli değildi. Bu sabah azimle negatife döndüm falan. Bu film böyle tam pandeminin ortasında çekildi aslında. Daha aşı yoktu ortada, virüs çok vahşi haldeydi falan. Ve hepimiz için bir umut ışığı oldu aslında. O zaman da sete çıkıyor ve çalışıyor olmak. O günden beri de hep böyle bir umut ışığı gibi hayatımızda bu film. Nihayet vizyona giriyor. Nihayet insanlarla paylaşabileceğiz diye çok mutluyuz. Böyle. Biraz size çekimlerden bahsedebilir misiniz? Pandemi süresinde çekildi film. Nasıl zorluklar oldu sizler için? İşte dakika başı testler. işte böyle ara ara Covid riskleri filan ama dediğim gibi hepimiz için çok mutlu bir süreçti. Oğlum canım sen bebek emziriyordun bir aynı zamanda. Bir de öyle bir şey vardı hayatımızda evet. Buradan ben mi devam edeyim? Buyurun arkadaşlar. Onur Bey sizi alalım. Onur Bey buyurun. Merhaba arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Yani ne söyleyeyim? Bugüne kadar alışa geldiğimiz klişe, aşk, romantik komedi işlerinden daha farklı olduğunu düşünüyorum bu işin. Günümüzde hepimizin yaşadığı problemleri, sıkıntıları daha real anlattığını düşünüyorum. Burada çok özgür bir karakter var. Onun farkındalığını anlatıyoruz. Benim oynadığım karakter de onun iyi pasörlerinden bir tanesi. Güzel bir film olacak. Bence herkes eğlenecek. İyi eğlenceler şimdi. Teşekkür ediyoruz. Cem Bey siz neler söylemek istersiniz? Yani bu kadar kıymetli, bu kadar değerli ve usta oyuncu, senarist, bir sürü arkadaşımla beraber. Çok benim bu arada ilk sinema filmim bu. İnşallah daha da İnşallah. Olur. Yani bu kadar. Niceler. Ya, evet ilk sinema filmim. İkisi, yani yıllar önce çektiğimiz falan diye. Ben de çok heyecanlıyım. Burada Efe karakterini oynuyorum. Eğlenmeyi çok seven, gününü gün eden bir adam, hiç benimle ilgisi yok. Neden güldünüz bilmiyorum. Ben bilmem ki neden güldüm. O yüzden bu karakteri oynamak benim için çok kıymetliydi. Çok sağ olun, herkesin emeğine sağlık. Belki senin evet, Selin şeyler söylemek istedim. Buyurun buyurun, şöyle alayım size. Çok eğlenceli. Ya biz çok eğlendik gerçekten. Vallahi çok eğlendik. Bunu yapma. Bunu yaparken siz de eğlenirsiniz. Ha, bir de şey şunu söyleyeceğim sadece. Yani Enis falan biliyoruz zaten okey. Biz de tamam. Ama Hazal'ı o kadar görmediğiniz gibi izleyeceksiniz ve o kadar o sakladığı yeteneğini göreceksiniz ki hepimiz en çok ona heyecanlıyız. Hazal ayı gibi gülecek herkes bence. Yani ben ayı gibi güldüğüm için öyle söyledim yanlış anlamayın. Bu kadar teşekkürler. Ya bu arada şeyi söylemek lazım yani filmin sürekli böyle bir jarnası ile ilgili işte romantik komedi diyoruz ama aslında çok tatlı bir kadın hikayesi bu ve dolayısıyla hani romantik komedi diye sınırlamaktan çok da hoşlanmıyoruz aslında ekipçe. İlk defa yani en azından bana gelen senaryolar arasında ya da izlediğim romantik komediler arasında ilk defa işte bir kadın ve o kadının hayatta yolunu bulması ile ilgili arayışını, hatalarını, zaaflarını bu kadar açıkça ve hata yapmaktan korkmayacak şekilde izliyoruz. O yüzden bu işin içinde olmak benim için çok mutluluk verici. Arkadaşlarımla bir aradaydım. Arkadaşım yazdı, arkadaşlarım oynuyor. İşte çok sevdiğim yapımcımız çekti artık. Babam gibi olan yapımcımız çekti falan. Bizim için böyle aile işi gibi bir iş. Ve dediğim gibi tekrar umut ışığı ve mutluluk çeşmesi. Umarım hepiniz için öyle olur. İnşallah sesinizle. Buradan konuşayım mı? Hayır, buraya geleceksin. Olmaz. Seni kapamayayım. Estağfurullah. Gerçekten şahane bir kadın hikayesi. Ben dün gece izleme fırsatı buldum. Hazal'a aşık oldum. Ben her sahnede ağladım arkadaşlar. Ağlanacak sahneler olmadığında da ağladım. Çünkü Hazal'a çok aşık oldum. Bence şahane bir performans. Dün eve gittiğimde 3 saat onunla FaceTime yaptım. Niye ağladığımı anlattım. Yeteneğine ağladığımı, onun ne kadar çalıştığını ve şahane bir iş çıkarmasına ağladığımı anlattım. Ben giden seyircinin bu sıkıntılı günlerde biraz kalbine dokunacağımıza çok inanıyorum. Onları mutlu edeceğimize çok inanıyorum. İyi seyirler diliyorum herkese. Aslı ya. Evet. Ya ağlama sakın Aslı. Burnumun evet. Ucunda. Çok güzel bir süreç. Kitaptan filme dönüştü. Birçok başarılı oyuncuyu buluşturdu. Ve 14 Ocak'ta vizyona girecek. Neler söyleyeceksiniz küçük bebeğiniz için? Yani o kadar şanslı bir kadınım ki bugün bütün röportajlarda da aynı şeyi söyledim. Şu an hissettiğim hisse umarım bir gün herkes hisseder. Yani
çok acayip bir his. Ben bu hikayeyi yazmaya başladığımda ilk gece bir 11 sayfa yazmıştım. Sonra Enis'e gönderdim. Ya ben böyle bir şey yazdım ama diye. Enis böyle yaptı. Aslı, bunu hemen kitap yapıyoruz. Sonra kitap çıktı. Hazal hayatıma girdi. Gerçekten ilk görüşte aşk oldu bizim hikayemiz. Hazal kitabı okudu ve ben oynayacağım dedi. Düşünsenize bir tane kitap yazmışsınız ve Türkiye'nin en yetenekli kadın oyuncularından biri diyor ki ben oynayacağım. Ve bakar mısınız böyle bir kadroyla film çekiyorum yani rüya gibi bir şey ve Türkiye'nin en iyi yapım şirketleriyle çalışıyorum falan. Aa, aa yani çok mutluyum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, çok şanslıyım. İnşallah çok seversiniz. Gerçekten buradaki herkesin performansına inanamayacaksınız. O kadar iyiler. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize birebir. Ya ben çok şanslı bir kadınım. Çok teşekkür ederim. Antikorunu toplayan gelsin diyoruz sinemalara. O zaman 14 Ocak'ta. 14 Ocak'ta vizyondayız. Ne olur filmi hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Bunu çaldık arkadaşlar. Ben de, pardon. Kusura bakmayın çocuklar.